Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir tarifim var sizlere ve inanın paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Eğer diyorsanız ki birçok mayalı tarif deniyorum ama bunlardan istediğim sonucu alamıyorum. Bir türlü hani hamurum e, kabarma yaşamıyor ve aynı zamanda da e, piştikten sonra çok çabuk bayatlıyor. İstemiş olduğum yumuşaklıkta değil diyorsanız, işte şimdi bu tarifi kesinlikle e, izlemenizi ve hemen ardından yapmanızı tavsiye edeceğim. Gerçekten denedim ve muhteşem bir sonuç oldu. Sadece yumuşak diyemeyeceğim. İnanın böyle bulut gibi, pamuk gibi e, çok böyle yumuşacık, çok fazla bir şekilde kabarıyor. Japon usulü e, tangzong yöntemini denedim ve hepinize tavsiye ederim. Tüm poğaçalarda bunu kullanabilirsiniz. Evet hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak hamurumuza bu yumuşaklığı, bu kabartı verecek olan e, hamuru hazırlayacağız. Yani tangzong yöntemini. Tencerimizin içerisine 2 dolu yemek kaşığı un ve 1 e, çay bardağı süt alıyoruz. Böyle güzelce karıştıralım. Onun içerisinde erisin. Hemen ardından da ocağa alacağız ve muhallebi kıvamına koyu muhallebi kıvamına gelene kadar da güzelce pişireceğiz ara vermeden karıştıralım ki dibi tutmasın yaklaşık olarak 3 dakikanız alacak kıvam alması böyle bulamaç gibi olacak bakın kıvam almaya başladı işte istemiş olduğumuz kıvam bu. Artık ocaktan alıyoruz ve bir kasenin içine aktaracağız ki soğusun. Şimdi bardağın içerisine 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı toz maya ve ılık sütü alıyoruz. Muhakkak sütünüzü ılık olarak kullanın. Evet güzelce karıştıralım ve bir kenara alıp bir 10 dakika bekleteceğiz ki aktif hale gelsin mayamız. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Ne yapıyoruz? Yoğurma kabımıza 3 su bardağı un alıp kaşıkla ortasını hafifçe açalım. Yarım yemek kaşığı tuzu döküp şöyle bir karıştıralım. Üzerine bir tane yumurtayı bırakalım. Ve aktif hale gelmiş olan mayamızı da gezdirelim. Ve pişirmiş olduğumuz hamuru da ekliyoruz. Hemen ardından da yoğurma işlemine geçelim. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamurumuz olacak. Oldu ki elinize yapıştı. 1-2 yemek kaşığı un ilavesi daha ekleyebilirsiniz. İster istemez yumurtanızın küçüklük büyüklüğüne göre, ununuzun kıvamına göre az miktarda da olsa değişiklik gösterebilir. Evet hamurumuz toparlandı. Şimdi üzerine eritmiş olduğumuz 1 yemek kaşığı tereyağını gezdirelim. ve yağ iyice yedirerek yoğurmaya devam edeceğiz. Bir 5-6 dakika daha yoğuralım. İyice böyle kıvamlı bir hamurumuz olacak. Hamur yoğurma işlemini biraz detaylı olarak gösterdim ama inanın bu kısım çok önemli. Evet hamurumuz bakın toparlandı ya iyice yedi. Şimdi elimizde yuvarlayıp kabımızın içerisine bırakacağız. Ve üzerine kapatıp tam bir buçuk saat kadar mayalanması için bekleteceğiz. Bir buçuk saatin sonunda bakın hamurumuz neredeyse üç katı kadar kabardı. Çok hafif bir şekilde unluyorum masamın üzerine ve hamuru üzerine alıyorum. Ellerimle bastırarak hamur hem büyütüp hem de yuvarlıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde büyümesi yeterli. Evet hamur kesme aparatı ile öyle pizza dilimi şeklinde kesiyorum. Hepsinin aynı ölçüde olmasına dikkat edelim. Evet 8 dilim elde ettik. Şimdi her dilimi elimizde yuvarlayalım ve kenara alalım. Bu tarifi yabancı bir kanalda izledim ve bizim mutfağımıza çok yakın bir tarif olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ve oldukça detaylı bir video oldu ama inanın her aşamasına uyarak yaparsanız böyle yumuşacık bayatlamayan oldukça kabarık bir poğaçanız olmuş olacak Evet şimdi bezelerimiz hazır iç harcımız için de kasenin içerisine 4 yemek kaşığı esmer şeker alıyoruz ve üzerine 1 yemek kaşığı tarçın şunu da belirteyim ben tarçını çok sevdiğim için miktarı fazla tuttum ama damak tadınıza göre tabii ki daha az miktarlarda koyabilirsiniz Evet harcımız da hazır. Şimdi bezelerimizi yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Masamın üzerine çok az un serpip beze üzerine bırakıyorum. Ve merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Elimle hafifçe düzelttim ve üzerine eritmiş olduğum tereyağından sürüyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama inanın aynı lezzeti vermeyecektir. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz harçtan gezdirelim. Bolca gezdirelim. Tabii ki tadını ancak o şekilde verecektir. Şimdi iç harç olarak ben şekerli bir harç kullandım ama e, peynirli olabilir, patatesli olabilir, kıymalı olabilir. Damak tadınıza göre şekillendirirsiniz. Evet bakın karşılıklı olan kenarlarını kapatıyorum. Daha sonra böyle parmaklarımla üzerini düzleştirip merdane ile de biraz daha açıyorum. Hem boylamasına hem de enlemesine bakın. Şimdi uç kısmından rulo şeklinde sarıyorum. Çok gevşek ya da çok sıkı olmasın. Ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın kabımızı yerleştirelim. Diğer bezeleri de aynı şekilde yapıyoruz. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Çok hafif unlamış olduğumuz masamın üzerine bakın bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tereyağından bolca sürelim. Ve hazırlamış olduğumuz iç harçtan da yine bolca gezdirelim. Evet şimdi uzun kenarı katlıyorum ve karşısındaki kenarı da ilk katladığımın üzerine yerleştirip ellerimle bakın parmaklarımla hafifçe bastırıyorum. Ve daha sonra da Merdane ile enlemesi ve boylamasına biraz daha büyütüyorum. Ve üç kısmından rulo şeklinde sarıyorum ve fırın kabıma hemen aktarıyorum. Hemen şunu da belirtmek isterim. İçine iç harç hiç koymadığınız takdirde meşhur sütlü Japon çöreğini elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi üzerine temiz bir mutfak havlusu ile örtüp tam 40 dakika kadar dinlendireceğiz. Yani aslında bilmiş olduğumuz tepsi mayasını yapmış oluyoruz. Evet poğaçalarımızın mayası geldi. Bakın 40 dakikanın sonunda baya güzel kabardı. Şimdi ne mi yapıyoruz? Üzerine yumurta sarısından bolca sürüyoruz. Evet artık poğaçalarım fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırına veriyorum. 20 dakika kadar pişireceğim ama her fırında pişme süresi değişebilir. Lütfen o yüzden dolayı kontrollü bir şekilde pişirin. Poğaçam kabarmaya doyamıyor arkadaşlar. Evet halen kabarmakta. Çok da güzel kızardı. Artık fırından alıyorum. Fırından ilk aldığınızda böyle dokunduğunuzu önce hafif bir sertlik hissedeceksiniz ama bir dakika sonra tamamen o yumuşaklığa geliyor. İsterseniz üzerine örtebilirsiniz ama gerekte yok. Hemen bakın sıcakken fırın kabımdan alıyorum. Evet şimdi artık en sevmiş olduğum kısım doku testine geçiyorum. Sizlere yakından göstermek istiyorum dokusunu. Bakın istediğiniz kadar bastırın ve hemen eski formunu alıyor. Çok yumuşak. Kıvamı nasıl anlatsam e, çok farklı bir kıvamı var. Çok yumuşak, çok böyle pamuk su, içi de şekerli. Gerçekten değişik bir kıvam. Çok lezzetli. Hepinize tavsiye ederim. Ertesi gün hatta bir sonraki gün aynı dokuyu, aynı kıvamı e, yakalayacaksınız. Hemen size içinde göstermek istiyorum. Evet katlarını da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer içine hiçbir şey koymazsanız tost ekmeği olarak da kullanabilirsiniz kahvaltılarda. Şimdiye kadar yapmış olduğum en pufuduk, en yumuşak böyle en pamuksu poğaça oldu diyeyim sizlere. Ve bu arada iç harç olarak haşhaş ezmesi de çok yakışır arkadaşlar. Evet biz çok sevdik. İnşallah sizler de çok memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.